Herkese merhabalar ben Yüksel Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugünkü videomuzda hayranlar tarafından tasarlanmış iki adet ajan konsept tasarımımız var. Bunlar hakkında konuşacağız. Bu ajan tasarımlarından tekini bizim Discord'umuzda Pikura adlı bir arkadaş var. O yaptı. Kendisi Discord'daki tasarım bölümünde fazlasıyla ajan tasarımları yayınlıyor. Discord'a gelerek o tasarım yayınlarını okuyabilirsiniz. Ajanlar hakkında bahsetmeden önce geçtiğimiz hafta bir çekilişimiz vardı. O çekiliş sonlandı. Hem YouTube'un topluluk tarafında hem de Discord'un duyurular tarafında kazanan arkadaşları açıkladım. Şimdi de yeni bir çekiliş duyuruyoruz. Yine iki arkadaşa 1250 Valorant puanı veriyoruz. Açıklamalar kısmındaki linkten çekilişe katılabilirsiniz. Katılım şartları yine aynı. Kanalı takip etmeniz, kanala abone olmanız ve videoyu beğenmeniz gerekiyor. Bununla birlikte de ekstra puan almak isterseniz beni Instagram'dan takip edebilirsiniz. Bu çekiliş durumumuz da bu şekilde. Bahsedeceğimiz ilk karakter Reddit'te çok öncesinden paylaşılmış Vice karakteri olacak. Ben kendi kameramı kapatacağım. Arkada bir gameplay göreceksiniz. O sırada da ben size karakteri bahsedeceğim. Siz karakter hakkındaki düşünce yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Ayrıca kendi karakter fikirleriniz varsa da bunları yorumlarda yazabilirsiniz. Ben bu video içerisinde bahsedeceğim şeyleri açıklamalar kısmına da bırakacağım. Oradan da ayrıntılı olarak okuyabilirsiniz. Lafı çok da uzatmayalım. İlk olarak Vice ile başlıyoruz. Evet ilk olarak Vice karakterinin imza yeteneği ile başlayalım. Bu imza yeteneği Inton jutsu olarak adlandırılıyor. Vice bu imza yeteneği ile birlikte cooldown'lu iki öldürme olan altına bir adet yok edilebilir tılsım yerleştiriyor. Bu tılsımın maksimum mesafesi 30 metre yani Killjoy'un taratinde veya alarm botunda olduğu gibi 35 metrelik bir alanı var. Bu mesafe dışına çıkmak tabii ki tılsımı yok ediyor. Bir düşman öldürmek size tılsımın olduğu yere geri ışınlıyor. Phoenix'in ultisi mantığıyla da çalışıyor diyebiliriz bu yetenek için. Baktığınız zaman enter açısından müthiş bir yetenek. Hani karşınızda birden fazla düşman var. Birini öldürüyorsunuz bir anda oradan kaçıyorsunuz. Bu mantıkla da bakabilirsiniz. Gayet kullanışlı bir yetenek gibi duruyor. Tılsım süresiz olarak yerde kalıyor ama teleportlandıktan sonra iner aktif hale geliyor. İlk başta da söylediğimiz gibi iki öldürme sonra aktifleşiyor. Yani iki öldürmelik bir cooldown var. Çoğu imza yeteneğinde de bu şekilde ilerliyor. Yani cooldown hani deşinde olduğu gibi yani iki öldürme aldıktan sonra yetenek tekrar aktif hale geliyor. Bu şekilde de yani daha anlaşılır bir şekilde anlatabilirim. Yine ilk başta söylediğim gibi 35 metrelik mesafenin dışına çıkmak tılsımı yok edebildiği gibi düşmanlar da tılsımı gördüğü zaman bu tılsımı yok edebiliyorlar. Intonjutsu yeteneğini genel olarak Phoenix'in ultisine benzetebiliriz. İmza Yetenek yeteneği olarak gerçekten kullanışlı bir yetenek gibi duruyor. Yetenekle alakalı düşüncelerinizi belirtebilirsiniz. Sonraki yeteneğimize geçelim. Karakterin imza yeteneğinin ardından bahsedeceğimiz ilk yeteneği Soul Fire olarak adlandırılıyor. Bu Soul Fire yeteneği hem yerleştirilebilir hem de sonradan aktifleştirilebilir bir flash. Soul Fire yeteneğini size şöyle anlatayım. Bir cesede Soul Fire Spark ile ateş ediyorsunuz. Duvardan bile ateş edebiliyorsunuz bir cesede. Cesedin üstünde bir ruh ateşi ortaya çıkarılıyor. Eğer düşmanlarınız bu cesedin yakınındaysa 5 metre o alanında içerisinde ise hani cesedin kullanıldığı bilgisini alabiliyor. Ayrıca şöyle bir detay var. Vice tüm cesetleri duvarın arkasından görebiliyor. Bu yeteneği aktifleştirmek de kör edici bir patlama meydana getiriyor. Biri için flaşı gibi de düşünebilirsiniz. Genel hatlarıyla round içerisinde çok da kullanılabilir bir flash değil. Fakat fightlar sırasında belki bomba saydığında ölen insanlar olduğu zaman hani o zaman içerisinde fazlasıyla işinize yarayacak bir flaş gibi duruyor. Soul Fire flash'ın iki adet alabiliyorsunuz ve her birinin değeri 200 kredi. Flash hakkında neler yapılabilir, neler yapılırsa daha kullanışlı bir hale gelebilir veya bu hali iyi mi? Bunu düşünceleriniz, yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Sonraki yeteneğimize geçelim. Vice'ın bahsedeceğimiz 3. yeteneği Dreaded Pathway olarak adlandırılıyor. Hani özet olarak şunu söyleyebiliriz. Oma'nın ultisinin daha kısıtlanmış bir hali. Yeteneği şöyle anlatayım sizlere. Bir hedefleyeceğinize geliyor. Yine Soul Fire'da olduğu gibi bir cesedi seçiyorsunuz. Yine duvarın arkasından da seçebilirsiniz. Seçtiğiniz ceset ile birlikte yer değiştiriyorsunuz. İlk başta bahsettiğimiz tılsım da sizinle birlikte aynı noktaya taşınıyor. Düşman sadece varış noktasını duyabiliyor. Yeteneğimizin sadece bir kullanım hakkı var ve 100 kredi fiyatı gerçekten uygun. Fakat az önce de bahsettiğimiz gibi duvar arkasından bir cesedi seçebilme özelliğini sadece 25 metrelik alan içerisinde gerçekleşebiliyor. Yer değiştirme sonrası 12 metrelik bir alanı ipucu sesi veriyor. Yani Omun'un ultisine benzer diyebiliriz bu konuda. Ayrıca Omun'un ışınlanma yeteneğindeki gibi 1,5 saniyelik bir geçiş süresi var. Yetenek bu şekilde. Açık size canınız azken ve bir düşmandan kaçmaya çalışırken fazlasıyla işinize yarayacak bir yetenek gibi duruyor. Bu yetenekle birlikte gerçekten çok ilginç oyunlar görebiliriz. Hani düşük elo'larda da yeteneği kullanmaya çalışırken komik bir şekilde ölen fazlasıyla insan görebiliriz. Bu yeteneğimiz böyle ultisine geçelim. Vice'ın ultisi Double Cross olarak adlandırılıyor. Birazdan size anlatınca da anlayacaksınız. Zayıf bir ulti bu yüzden de gereken ulti yükü 4 olarak belirlenmiş. Ultiyi size şöyle anlatayım. Kısa bir geçiş süresinin ardından Vice, Intonjus'u, T'l ile yer değiştirilebiliyor. Düşman sadece kalkış noktasını duyabiliyor. Bütün oyun içerisinde Vais'ın hem ulti yükü hem de hazır durumu ve kullanımı düşmanlardan gizleniyor. Yetenek bakımından hem karakterin imza yeteneğine benziyor hem de Phoenix'in ultisine fazlasıyla benziyor. Fakat Phoenix'in ultisinde öldüğünüz zaman tekrar doğuyordunuz. Burada ise hani öldüğünüz zaman tekrar doğma gibi bir şansınız yok. Daha çok info için kullanabilirsiniz bu yeteneği. Daha mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Yeteneği anlatırken ilk başta da söylediğim gibi ultiyi kullanmak için gereken ulti 2 4. Maksimum mesafe 40 metrelik bir alan olarak belirlenmiş. Işınlanma süresi de 1,5 saniye. Ultinin herhangi bir sesi yok. Gizlilik açısından bu konu gerçekten önemli. Karakterin genel adı belirlenmemiş fakat özelliklerine baktığınız zaman fazlasıyla entry bir karakter gibi duruyor ve hani kaçış açısından gerçekten çok önemli yetenekleri var. Evet Vice karakteri genel adlarıyla bu şekilde. Siz karakterin ne tür bir eklemeler yapmak istersiniz veya karakter hakkında genel olarak neler düşünüyorsunuz? Bunları yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Vice'ı bu şekilde noktalayalım. Şimdi Discord'daki arkadaşımızın, Pikuru'nun yaptığı karaktere geçelim. Evet, arkadaşımızın tasarladığı karakter Meme olarak adlandırılıyor. İngilizce bir isim, Pandu Meme'den geliyor bu isim. Karakter Fransız bir karakter. Ben size arkadaşımızın yolladığı tasarımları da bu şekilde göstereyim. Kafanızda bir şeyler uyanacaktır. Gerçekten çizen arkadaş da çok güzel çizmiş. Ellerine sağlık. Ben hala Jinali noktasındayım. Resim konusunda hiç yeteneğim yok. Karakterin tasarımları bu şekilde. Şimdi ben yine kameramı kapatacağım ve arkadaşın yazdığı cümlelerle size karakteri anlatacağım. Karakterimize geçelim. Evet, Mim dediğimiz gibi Fransız bir karakter, rolü gözcü. Mim rakipleri kandırmak amacıyla tasarlanmış olan ve bölgeleri tek başına tutabilen bir ajan olduğundan o bir gözcü olarak belirlenmiş. Açıkçası Killjoy Main olarak bu karakter şimdiden beni etkiledi. Arkadaşımız karakterin hikayesini de yazmış. Size aktarayım. Mimin ailesi ilk ışıktan sonra etkilenip radyoloji güçlere kavuşan ve Kingdom'ın kaçırıp üzerlerinde deneyler yaptığı ailelerden. Kingdom aileyi götürmek için eve geldiğinde Mim'in annesi oğlu Mim'i görünmez yapıyor ve Mim kurtuluyor. Ailesinden bir daha haber alamayan ajanımız yetimhanede yetişiyor ve özel güçlerini kullanarak pandomim sanatı üzerine ustalaşıyor. Büyüyünce Fransa'da ünlü bir pandemimci olan Mim Valorant protokolünü öğreniyor ve ilk başlarda kazancının büyük bir kısmını bağışlıyor. Sonrasında ailesini bulma umuduyla protokole direkt destek vermek isteyen Mim ajan olmaya karar veriyor ve şu an sadece laboratuvarların derinliklerine inmek istiyor. Giriş hikayesi bakımından bence güçlü olmuş. Ayrıca bu haritalarda esintilerini gördüğümüz laboratuvarlardan bahsetmeleri de hoş olmuş. Devam edelim. Şimdi karakterimizin yeteneklerinden bahsedeceğiz. İlk yeteneğimiz Q yeteneği 2 adet alınabilir. 200 kredilik yansıtan duvar yeteneği. Yeteneği arkadaşımız şöyle anlatmış. Mim elleriyle küçük şeffaf bir duvar oluşturur. Bu duvarı 2,5 saniye boyunca elinde tutar ve karşıdan gelen tüm hasarı engeller. Ayrıca şöyle bir detay var. Arkasından vurulabiliyor. Bu 2,5 saniye boyunca karakter hareket edebiliyor. Yani tamamen bir kalkan mantığıyla çalışıyor. Ayrıca duvar üstüne gelen tüm hasarın %50'sini hasarı gönderen kişiye, düşmanımıza yansıtıyor. Şöyle bir detay daha eklemiş arkadaşımız. Hasarların tamamı body shot olarak sayılıyor ve ona göre yansıtılıyormuş. Açıklayıcı olması açısından şöyle de örneklendirebiliriz. Yansıtan duvar kullanan mimi ateş ettiğiniz zaman, bandal kullanıyorsanız eğer vereceğiniz 40 damage geçersiz sayılıyor. Size 20 damage olarak eksi düşüyor. Bu şekilde de anlayabilirsiniz. Bu Q yeteneği bana çok güçlü bir yetenek gibi geldi ama hoşuma da gitti sizin düşüncelerinizi de merak ediyorum. E yeteneğimiz ile devam edelim. E yeteneğimiz imza yeteneğimiz 2 kil alındığında tekrar kullanılabilir olan klon yeteneği. Arkadaşımız yeteneği şöyle anlatmış. Mim kendi klonunu yaratır. Klon ile yaptığı atışlar hasar vermez. Ancak klon ile oynarken yeteneklerini kullanabilir. Klon mim ile aynı cana sahiptir ve maksimum 10 saniye ayakta kalabilir. Bu imza yeteneğinin hasar vermemesi güzel bir detay olmuş. Çünkü bütün yeteneklerinizi kullanabiliyorsunuz. Bu E yeteneğini kullanırken yansıtan duvarı da kullanabilirseniz çok da kullanışlı olabilir. Ayrıca birazdan diğer yeteneklerini de göreceksiniz. Onları duyduktan sonra bu yetenek daha da bir anlamlı bir hale gelecek. O yeteneklere geçelim şimdi. De. Mimin bahsedeceğimiz 3. yeteneği 3 tane alabildiğiniz 50 kredilik ses tuzağı yeteneği. Arkadaşımız Yeteneği şöyle anlatmış. Mim aynı Cypher tuzaklarına benzeyen çipleri istediği tüm yüzeylere yerleştirebilir. Tuzakları fırlattığında tuzakları sadece takım arkadaşları görebilir. Rakip tuzaklar fırlatıldığında nesi tuzağı görebilir ne de duyabilir. Mim tuzakları attıktan sonra tuzaklara bakarak F'ye basılı tutarsa tuzakları etkinleştirebilir. Killjoy'un bombaları ve Cypher'ın kabesleri gibi de burayı pekiştirmiş. Tuzakları etkinleştirmek için F'ye basılı tuttuğunda sol tıka basarsa oyuncu tuzağın olduğu yerde atış sesleri yayılır. W'ya basarsa tuzağın olduğu yerde yürüme sesleri yayılır. R'ye basarsa tuzağın olduğu yerde doldurma yani reload sesleri yayılır ve tuzak parıldayarak yerini belli eder. Doğrusunu söylemek gerekirse bu decoy özelliğinin 3 tane olması ve 50 kredi gibi ucuza alınabilmesi aşırı OP olmuş. 2 tane olursa ve 200 kredi olursa daha mantıklı olabilir gibi geldi bana. Siz de kendi düşüncelerinizi belirtebilirsiniz dediğim gibi. Mim F'ye basılı tutarak tuzakları aktifleştirdiği sürelerde hareket edemez, atış yapamaz yapamaz, reload yapamaz, kısacası hiçbir şey yapamaz. Tuzaklar aktif değilken rakipleri onları göremez. Valla güzel düşünülmüş fakat hem adeti hem de fiyatı sebebiyle OP olacak bir yetenek. Ama hani hiçbir şey yapamaması ekstrası da hani bir nevi dengelemiş de diyebiliriz. Dediğim gibi siz düşüncelerinizi belirtirsiniz. Ulti yeteneğine geçelim. Ulti yeteneği 5 ulti yükü gerektiren görünmez duvar yeteneği arkadaşın cümlelerinin aynısıyla aktaracağım sizlere gerçekten üstüne düşünülmüş güzel bir yetenek gibi duruyor. Rakip hiçbir zaman Mim'in ulti durumunu göremez. Aynı az önce bahsettiğimiz Vice'da da durum böyleydi. Bu yüzden Mim ile ulti attığınızda rakibin bundan haberi olmaz. Mim garaj giriş çıkışları bazı koridorlar ve pencereler gibi çok da geniş olmayan belirli alanları görünmez duvarlar ile tamamen kapatabilir. Bu görünmez duvar mim duvarın görüş alanı içerisinde olduğu sürece rakip duvarın arkasından mimi veya mimin kulunu görünebildiği sürece durur. Yani rakip mimi görene kadar duvar duruyor. Ve mim duvarın görüş alanından ayrı max 2 saniye geçirirse duvar yok olur. Duvardan mim ve yetenekleri geçebilir ancak düşmanlar, dostlar, dost ve düşman yetenekleri geçemez. Mermiler de duvardan geçebilir ancak rakip mermileri bu duvardan geçerse hasarları %50 azalır. Dost mermileri için bu oran %25 iken Mim'in mermileri tam hasarla duvardan geçebilir. Mim öldüğünde 2 saniye duvarın görüş alanından çıktığında veya tekrar X'e bastığında duvar yok olur. Ayrıca Jet ve Reyna E yetenekleriyle bu duvardan geçebilirler. Açıkçası bu ulti yeteneğini çok beğendim. Doğrusunu söylemek gerekirse 5 orb oyun geneline baktığınız zaman az üzerine harika düşünülmüş bir yetenek. Bu konuda hani genel karakter konusunda arkadaşı tebrik ediyorum. Evet Pikuru'nun tasarladığı meme karakteri de bu şekildeydi. Hem Bays olsun hem meme olsun bu ajanlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Bunları yorumlar kısmında belirtirseniz çok güzel bir fikir alışverişi olur. Videonun başında da söylediğim gibi bunlar hayran tasarımları oyuna eklenmesi planlanmıyor. Fakat daha öncesinde Chenoa adlı bir karakter paylaşmıştık ve Sky'a oldukça benziyordu benziyordu. Belki yani bu tarz videolarda bir tane de olsa bir karakter tutturabiliriz. Yine meme hakkında düşüncelerinizi yazmanız önemli. Pikuru da bu yorumları gördükçe size hani sizlere cevap verecektir. Ben böyle düşünmüştüm. Böylesi daha doğru olur şeklinde. Benim bu video içerisinde size aktaracaklarım bu kadar. Eğer bana destek olmak isterseniz lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca isterseniz Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Bana ekstra destek sağlamak isterseniz de katıl butonunu kullanabilirsiniz. Benim söyleyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler ve iyi günler. Kendinize iyi can okay.